Azerbaycan'ın anti terör operasyonu sonrası Karabağ'daki gelişmelere bakacağız şimdi. Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski başkanı Arayik Harutyunyan yakalandı. Sevgili seyirciler, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Harutyunyan'ın yakalandıktan sonraki görüntülerini paylaştı. Paylaşılan videoda sözde liderin savaş dönemi görüntülerine de yer verildi. Bakü'ye gideceğiz şimdi, Fatih Avanos'la konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Türkiye terörle mücadelede kararlı. Azerbaycan da öyle. Anti terör operasyonunu başlattı. Yasa dışı Ermeni unsurları bölgeden ayıkladı. Şimdi gelişmeler devam ediyor tabii. Yakalanan yakalanana. İşte haberini ben aktardım. Sen ayrıntısını vereceksin. Sözde rejimin eski başkanı yakalandı. Buna ilişkin detaylarla başlayalım. Önemli gelişmeler var. Zengezur koridoru konusunda hem İran'dan hem Rusya'dan açıklamalar var. Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmeleri sürecine ilişkinde Aliyev'in İspanya'ya gitmekten vazgeçmesiyle başlayan ve devam eden bir süreç var. Tüm bunları konuşacağız. Başlayalım. Coşkun Özen önemli, çünkü bir Türk devleti yıllardır kanayan bir yara. İfade ettiğiniz gibi Türkiye gibi Azerbaycan'da yıllardır bu teröristlerle uğraşıyordu. Kendi topraklarında kurulmak istenen bir sözde yapı, bir rejim ve bunun içerisinde yöneticiler vardı. Sürekli bu bölgelerden taciz, Azerbaycan askerlerine pusu kuruluyor, gece yaraları saldırılar gerçekleşiyordu. Önemliydi ve yıllardır da Azerbaycan halkı 31-32 yıldır topraklarındaki bu rejimin demeçleriyle, tehditleriyle yaşıyorlardı. Çok önemliydi. 3 yıl önce Azerbaycan'ın şehirlerine saldırı emirlerini veren o isimler, her gün sosyal medya kanalları üzerinden boy gösteren o isimler birer birer neredeyse derdest edilerek Bakü'ye getiriliyor ve yanlarında tabii devlet güvenlik hizmetleri görevlerinin vakur duruşuyla Bakü'ye getirilmeleri oldukça önemli. Devletin gücünü göstermesi açısından önemli. Onlardan da en önemlilerinden biriydi. Son cumhurbaşkanı diyebiliriz. Çünkü son seçimin ardından bir hafta kadar olmadı ki Azerbaycan bu operasyonu gerçekleştirmişti. Arayik Harutyunyan'dan bahsediyoruz. 2020-23 yılları dün. Aslında bu bilgiyi paylaşmıştık ama herhangi bir görüntü yoktu. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi sabah saatlerinde Harutyunyan'ın önce savaş zamanı açıklamaları, bölgedeki sözde rejimin terör unsurlarıyla gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntüleri paylaştı. Aslında bir nevi suçlarını önce kamuoyuyla paylaştı. Hemen ardından da Harutyunyan'ın Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ekiplerinin gözetiminde Bakü'ye getirilişi, bir cezaevine bırakılışı, kodese tıkılışı, hepsi birer birer arka arkaya Devlet Güvenlik Servisi tarafından tam 3 yıl önce Gence'ye, sivil yerleşim yerlerine saldırıların emrini veren Harutyunyan'ın 3 yıl sonra Bakü'de işte adalete teslimi yapılan açıklamayla, videoyla paylaşıldığını ifade edelim. 50 yaşında 2020-23 yılları arasında sözde rejimin cumhurbaşkanıydı, devlet başkanıydı güya. Ve dediğimiz gibi hiçbir ülkenin tanımadığı bir rejimdi. Terör unsurları 10 binin üzerinde askeri vardı bu yapının. Gerek Harutyunyan, gerek ondan önceki iki başkan, sözde başkan, gerekse de bu söz konusu hükümetlerin savunma, dışişleri ve diğer taraftan parlamento başkanları hepsi birer birer getirilmiş oldu. Şu ana kadar Vitali Balasanyan, Ruben Vardanyan, David Manukyan, David Babayan, Lua Mnatsakanyan gibi bütün isimler kabine üyeleriyle sözde, onların hepsi artık Bakü'ye getirilmiş oldu. Bundan sonra tabii adalet olacak. Bundan sonra yüce yargı onların hakkında kararı verecek. Ama dediğimiz gibi önemliydi. 31 Ağustos'ta da istifa ettiğini açıklasa da adaletten kaçamadı. Bugün Bakü'de yargılanacak, artık yargı süreci başlayacak. Diğer taraftan siz de ifade ettiniz. Zengezur Koridoru, artık önümüze bakmak gerekirse barış müzakerelerine, Zengezur Koridoru'nun geleceğine bakacak olursak iki komşu ülke, Azerbaycan'ın iki komşu ülkesinden açıklamalar var. Önce Rusya ile başlayalım. Dün gazeteciler Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'ya bir soru yöneltti. Zengezur Koridoru'nun akıbetini sordular ve bununla ilgili bir proje, bir çalışma var mı diye sorulduğunda Zaharova, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının bundan sonra üçlü çalışma grubu çerçevesinde Zengezur Koridoru'nu ele alacaklarını ifade etti ve Azerbaycan'ı Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru noktasında ulaşabilecek
ulaşımın yeniden restore edilmesi için bir proje üzerinde düşündüklerini de ifade etti. Ve bu sürecin Erivan'la Bakü arasında normalleşme yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını da, yani Moskova'nın söz konusu sürece, Zengezur koridoruna olumlu baktığını da bu açıklamalardan alabiliriz. Ama tabi herkes olumlu bakmıyor. Azerbaycan'ın güney komşusu İran'dan da açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel temsilcisi Halef Halefov dün Tahran'daydı. Burada İran Cumhurbaşkanı reisi tarafından kabul edildi. Burada tabi neler görüşüldü? Bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkileri son zamanlarda yara almıştı. Bunlar ele alındı ama görüşmenin hemen ardından İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya baktığımızda İran'ın aslında tavrında net bir şekilde görebiliyoruz. Reisinin söz konusu görüşmede Zengezur koridorunun özellikle NATO'nun bölgedeki varlığını artıracağını dayandırarak ve ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturacağını söyleyerek İran'ın sıcak bakmadığını, kesinlikle karşı olduğunu net bir şekilde Tahran yönetiminin Azerbaycan'a ifade ettiği, aynı şekilde Ermenistan'dan da yine güvenlik sekreteri Grigoryan Tahran'daydı. Ona da bu şekilde ifade edildiği bildirildi. Hatırlatalım, İran'la Azerbaycan arasında uzunca bir süredir ilişkiler soğuk bir noktada. Büyükelçilikler kapatılmıştı. İran'ın tavrında herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Zengezur'a sıcak bakmadıklarını bir kez daha ifade ediyorlar. Tabii burada mesele Zengezur değil. Burada ulaşım hatları, koridorlar ve Türk dünyasının bağlanması. Onun dışında NATO ile 40 kilometrelik bir koridorun nasıl bir ilgi kurduklarını anlayamıyoruz. Çünkü Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında hali hazırda bir koridor var zaten ve herhangi bir NATO'nun girmek istediği bir bölge olsa da bu bölgede Türkiye zaten olduğu için NATO'da burada olduğunu söyleyebiliriz. 43 kilometrelik koridor noktasında İran'ın tavrı değişmedi. Bugün 5 Ekim, uzunca bir süredir bugün İspanya'nın Granada şehrinde Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 3. görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın görüşmesine odaklanmıştık. Ama son dönemde ifade etmiştik, Almanya ve Fransa'nın da bu masada yer alma isteği sonrası Bakü net bir tavır koymuş. Bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gitmemişti. Bakü de temaslarını sürdürüyor, kendi programlarına devam ediyor. Almanya yine şansölyesi Olaf Scholz bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le. Görüşmede Scholz öncelikle Han kendine giden Birleşmiş Milletler heyetine izin verilmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve yine bugün söz konusu görüşmenin gerçekleşmemesi sonrası bunun nedenleri, gerekçeleri konuşuldu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev özellikle Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemini Brüksel çerçevesinde çözmek istediğini, yani beşli bir format değil, Brüksel, yani Avrupa Birliği'nin başkanlığında bir formatla, üçlü bir formatla, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da olduğu bir formatta görüşmelerin devam edebileceğini, buna da destek verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aynı zamanda Ermeni sakinlerin göç ve sosyal koruma alanlarında Bakü tarafından verilen destekler, buraya yapılan yardımlar, buraya gönderilen hizmetler, bunlar hakkında da Alman şansölyesine bilgi verdiğini ifade edelim. Dediğimiz gibi Alman Başbakan da Bakü'nün bölgedeki şeffaflığı, Karabağ'a giden Birleşmiş Milletler temsilcilerine izin vermesi ve şartları da kolaylaştırması dolayısıyla Bakü yönetimine, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkür ettiğini altını çizelim Coşkun Özen. Evet, Fatih Avanos'tan aldık o kapsamlı değerlendirmeyi, çünkü gelişmeler son derece önemli sevgili seyirciler. Alman Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı bugün sabah aradığını ifade etmişti.